Evet, yeni televizyonunu açmış izleyicilerimiz için tekrar hepinize iyi akşamlar. Namık Kemal Zeybek ve Tayfun İşli bakanlarımızla bu haftanın öne gelen bazı konularını değerlendirmeye birinci bölümde çalıştık. Şimdi başlangıcında ikinci bölüm ve üçüncü bölüm bu indirilmiş din yerine uydurdukları dinin kepazeliklerini anlatacağız demiştik. Onu anlatacağız. Ama bir çok önemli bir konu var. Onu da bu bölüm başlangıcında söyledikten sonra esas geçen haftadan kaldığımız bu uydurdukları ve Allah'a şirk koşan davranışları, İslam'a ihanet eden davranışlarının bazı örnekler üzerinde değerlendireceğiz. Sessiz, sedasız 54 tane müzemiz, yani buna Ayasofya, buna Topkapı Sarayı, buna Efes, antik işte şeyi, bütün öğren yerleri, bütün müzelerimiz 9 yılına Sicpa diye bir firmaya, İsrail Sicpa, Türkiye diye bir İsrail menşeli bir firmaya 3 milyar 97 milyon liraya kiralanmış 9 yıldır. Şimdi tasdik edilme ihale yapılmış. İki kişi girmiş, buna kalmış. Tasdik edilme safhasında. Yani daha kesinlememiş. Onun için buradan hükümeti ve parlamentodaki bütün milletvekili arkadaşlarımızı da uyarıyoruz. Bu bilgiyi ışığında özellikle AKP ve MHP'deki değerli milletvekilleri, genel merkezlerinizin politikalarının dışında bağımsız düşünün. Bu felaket bir şeydir. Bir İsrail firmasına 9 yıllığına bizim Topkapı Sarayı'nı, bizim Ayasofya'yı, hepsini teslim ediyorsunuz. Şimdi bakın, tabii İsrail dediğimiz vakit burada başka şeyler var ama biz en azından bir hatırlatma yapalım. 1961'den beri Türkiye, İsrail'i OECD'ye engelliyordu, üye olmasını engelliyordu. 2010 yılında bu vetoyu Tayyip Erdoğan ve AKP iktidarı kaldırdı. Tekrar ediyorum, 1961'den beri İsrail, terör devleti dediğimiz İsrail devletinin OECD'ye katılımını Türk devleti engelliyordu. Terör devleti diyen kim? Şimdi göstereceğim ha. Terör devleti. Terör devleti diyen bu. Öyle bir resmi görüşü yoktu. Ha. İşte buyurun. Evet. İsrail bir terör devletidir diyor. Tayyip Erdoğan tarafından AKP Genel Başkanı, Tayyip Erdoğan'ın iktidarı döneminde 2010 yılında bu veto kaldırıldı. Önce bunu koyalım bir tarafa. Peki şimdi ne oldu? Şimdi de demin söylediğim gibi 54 tane öğren yeri, hepsi yani öğren, hepsini İsrail'in Yahudi bir şirketine bunu teslim ediyoruz. Peki. Şimdi yani teröre teslim etmiş oluyor. Evet, şimdi ben demedim. Eğer öyleyse Sayın yani. Cumhurbaşkanı'dan sert açıklama. İsrail bir terör devleti, ben demiyorum. Terör devletine veriyoruz. Terör devletine siz bütün 54 öğren yerlerimizi teslim ediyorsunuz. Ve bu terör devleti dediğiniz İsrail menşeli bu firma Topkapı Sarayı'ndaki mukaddes emanetler bölümü de dahil buna teslim ediyorsunuz. Bakın, yanlışsa hükümet düzelsin. Buyursun desin ki bu yanlış bilgidir. İletsinler bize, önümüzdeki hafta düzeltelim. Veya şimdi telefon açsınlar. İlgililer izliyorsa desin ki hayır, Topkapı Müzesi'ni İsrail şirket işletmeyecek. Buyurun. Yani mukaddes emanetlerimiz, ta oralardan, mübarek dediğimiz topraklardan alıp getirdiğimiz emanetler, orada kutsal emanetler, Topkapı Müzesi'mizde bunun sergilendiği Topkapı ile böyle bu bölümde dahil terör devleti dediğimiz bir İsrail'in bir şirketine
9 yılına veriliyor. Şimdi biraz daha hatırlayalım. Bakın, seçimler öncesinde Sayın AKP Genel Başkanı, çünkü AKP Genel Başkanı Tayyip Bey'in biliyorsunuz iki tane şapkası var. Biri Cumhurbaşkanı şapkası, biri AKP Genel Başkanı şapkası. Ben her vesileyle tekrarlıyorum. Bir de fon şapkası var. Çok şapka diyeceğim. Hepsi tamam, belediye başkanı falan muhtara kadar çok iniyor şapkası da. Ben kendi geldiğimiz hepimiz için de bu geçerli olduğuna inanıyorum. Cumhurbaşkanlığı makamına biz saygıda kusur etmeyiz. Yani orada kim oturursa otursun, devletin başında olduğu için o ayrı bir şey. Ama AKP Genel Başkanı şapkasında konuşmaların hepsine hak ettiği cevabı ben kendi adıma veririm. Ama Cumhurbaşkanlığı makamı yüce bir makamdır. O makama kim gelirse gelsin. O makama saygımızdan, oradaki Tayyip Erdoğan, Ahmet Mehmet olduğundan değil. Efendim saygı başka, eleştiri başka. Yanlış bir şey yapıyorsa herkese cevap verir. Herkesi eleştiririz içinde. Şimdi öyle bir yere geldi ki bir şey söylediğiniz vakit Cumhurbaşkanı'na hakaret. Savcılar hazır, böyle bekliyor. Başka, eleştiri başka. Aynen. Evet. Zaten yani hakaret hayır. Niye olmaz. Hakaret edelim ki? Tabii. Gayet de. Şimdi bakın, AKP Genel Başkanı seçimden önce Mabeyn Köşkü'nde canlı yayın yapıyor. Soruyorlar. Sorular gelmiş. Diyor ki bu Ayasofya'nın cami olarak kamuoyunun, Müslüman kamuoyunun beklentisi, kendi yandaşları, sabah mabah o yandaş gazeteleri var ya, yalamacı gazeteciler, şeyler, gazeteci taslakları, şeyden anlamayan. Hristiyan terörüne en güzel cevap Ayasofya'nın ibadete açılmasıdır. Müslüman kamuoyunun beklentisi gibi manşetler atlar. O yandaş yalaka medya. Bu sözü kim söylüyor? Ya o şeyden bir tanesinden aldı. Sözcüler söylüyor. Yani neyse. Şimdi bunu da koydum buraya. Peki. Tayyip Bey şimdi o gün diyor ki, evet diyor, seçimden sonra diyor Ayasofya'ya girişi ücretsiz yapacağız. Ve bu Müslüman halkın şeyine göre, mesela diyor ki oradan, ya bir taraftan diyorsunuz ki müze, bir taraftan cami diyorsunuz, bir kısmında işte ibadet. Ben diyor orada namaz kılacağım, benden 20 lira alıyorlar. Namaz kılınan yer arka taraf. Ya tamam ama oradaki yöntemi... Kim açtı orayı ibadete arka tarafı? Biliyor musunuz? Ben açmadım. Ben açtım. Tamam, çok güzel. Arka tarafı ben açtım. Kültür Bakanı olduğum dönemde. Evet. Doğru, çok güzel. Ama bizi İslam düşmanı diye ilan ediyorlar. Tabii, doğrudur. Şimdi sarayın laleleri bile İsrail'den geliyor. Abi bunları arkadaşlar hemen... Teknik arkadaşlara söylüyorum. Hemen bunları getireceksiniz arka arkaya. Lütfen. Sarayın laleleri bile İsrail'den. Bunu da koydum bir tarafa. Şimdi Enerji Bakanı'na bak. Ne diyor? Demin yani şimdi adalar konusu. Adalar konusunda unuttum da şimdi onu tamam. Da adalar konusunda diyor ki mesela Taşoz Adası Yunanistan'a ait diyor. Bak deminki konu ama unuttuğum için bunu da bu vesileyle paylaşmak istedim. Enerji Bakanı söylüyor. Bir dakika bana izin ver. Bir dakika. Şimdi bu bakan ama bir dönem Sayın Başbakan da, Başbakanlığı döneminde Sayın Erdoğan, Lozan'la o adalar verildi diye bir söz söyledi. Evet. Evet. Şimdi öyle bir şey ki müzakerelerde Türk tarafı oturuyor, Yunan tarafı oturuyor. Bu adaların kime ait olduğunu tartışıyorlar. Yunan tarafı çıkarmaz mı? Sizin başbakanınız zaten bize ait olduğunu söylüyor. Şimdi aynı bunu siz bize gösteriyorsunuz. Onlar da masaya koyacaklar. Aynen. Sizin bakanınız söylüyor diye. Ben o zaman uyardım. Sayın Başbakan'ı uyarın. Bu çok tehlikeli bir söz diye. Buyurunuz. Şimdi bakın. Yani iç siyasette kullandıkları, gol attık dedikleri olay aslında devlete mi millete zarar veriyor. Fakat bizi yönetenler bu işin farkında değiller. Politikacılık evet. ile devlet adamlığı arasındaki farklı. Çok önemli ayrım. Şimdi İsrail'i general, bakın sen, Genelkurmay Başkanı, yardımcısı pardon, diyor ki Türkiye dahil 4 ülkeden toprak alacağız. Hedefimiz budur. Alıyorlar zaten. Tabii. Arz-ı mevdudu, vaat edilmiş mevud. Toprakları. Arz-ı mevdudu. Evet. Biz diyor ve haritasıyla beraber... Arz-ı Mevut'un ne olduğunu söyleyebilir miyim? Söyle. Arz-ı Mevut dedikleri, vaat edilmiş topraklar. Tevrat'ta yani. Bir bölümdür. Ve şöyle söyler, Mısır Nehri ile Büyük Nehir arasındaki topraklar
İbrahim oğullarına Allah tarafından vaat edilmiştir. Vaat edilen toprak dediği o. Evet. Nil ile Fırat arasındaki bölge. Peki. Şimdi Yahudiler kardeşimizdir. Amerika kadim dostum. Amerika'yı kadim dostumuz olduğu belli. Yahudiler kardeşimizdir. Recep Tayyip Erdoğan. Ben hayır düşmanımızdır demiyorum. İnsan kardeşimiz. Yahudiler kardeş. Tabii. Şimdi fakat İsrail'e ihtiyacımız olduğunu herkes kabul etmeli. İsrail'e ihtiyacımız olduğunu herkes kabul etmeli. İhtiyacımız varmış. Niye? Bu mukaddes emanetlerin olduğu Topkapı Sarayı'nı İsrail'i firmaya vermek yani üzere. Yani bu mukaddes emanetleri ve diğer ören yerlerini biz işletemiyoruz, biz bakamıyoruz, biz orayı koruyamıyoruz. Gelsin İsrailliler korusun ve oradan para kazansınlar ama bize parayı peşin versinler. Evet, buyurunuz. Tayyip Bey, işte terör defteri demin gösterdim. Ondan sonra diyor ki, Sayın Tayyip Erdoğan, Recep Tayyip Erdoğan. Çünkü başbakanlığı dönemi var, cumhurbaşkanlığı dönemi var. Her iki dönemde de bu ve benzeri lafları söylediği için söylüyorum. AKP Genel Başkanı. Görevde olduğum sürece, iddialı bir şey, görevde olduğum sürece İsrail ile bir normalleşme söz konusu olamaz. Devam ediyor. Türkiye, ondan sonra bir müddet geçiyor, 15-20 gün sonra veya çok kısa bir şey. Türkiye-İsrail yakınlaşması bölge için hayati önem taşıyor. Bir başka gün bizim de İsrail'e ihtiyacımızın olduğunu kabul etmemiz lazım. Unutuyor mu acaba? Evet. Bunu da koyuyorum buraya. Alın. Hükümet sözcüsü, tabii o şey olunca hükümet sözcüsü çok affedersin. Hükümet de daha sözcüsü de yaptı ama AKP genel merkez sözcüsü. Bak ne diyor, İsrail devleti ve İsrail halkı Türkiye'nin dostudur. Güzel. O dostluğun nişanesi olarak 54 ören yerini veriyoruz İsrail'i firmaya. Topkapı Sarayı'ndaki Hazreti Peygamber'in hırkası, Hazreti Peygamber'in kılıcı, Hazreti Ali'nin kılıcı, yanlışsa düzeltin lütfen. O mukaddes emanetlerin içinde. Evet. O dönemdeki yazılmış Kur'an-ı Kerimler, onun bulunduğu Topkapı Sarayı'nı bir, yani İsrail firmasına veriyorsunuz. Bu nasıl Müslümanlık? Bunu yazıp çizip, işte o yalama medya var ya, ben onlara söylüyorum bunu. Hani siz terör devletiydiniz. Boyuna asıyordunuz, kesiyordunuz. Bu ne? Ha, şimdi geliyorum. Acaba bunların bir etkisi var mı? Soruyorum yalnız. İlk defa Amerikan Musevi Komitesi ilk defa bir nişanı ilk defa Yahudi olmayan bir Müslümana. Çünkü Yahudilerin şeydi biliyorsunuz, bir kısmı aynı kabileden gelenler değil mi? Araplarla İsrailoğulları, yani akrabadır. Akrabalıkları. Sami halkları. Sami halkları. Bakın, Yahudi cesaret ödülü veriyor, nişanı. Sonra tartışma oldu. Bunu geri yerdireceğim dedi. O taraf, karşı taraf dedi ki, hemen gönder dedi. Göndermedi. Mesela şimdi soruyorum ben AKP Genel Başkanı'na. Bu Yahudi cesaret nişanı sizde mi hala, yoksa o tartışmalar, o 3-4 sene önceki tartışmalarda gönderiyorum, alın başınıza çalın gibi benzeri bir laf etmiştiniz, gönderdiniz mi? Soru bir. Ve ikincisi, sorumuyorum. Sadece bu doğruysa doğru desinler, doğru değilse hayır böyle bir ifade yok desinler, biz de yayınlayalım. İsrail Ulaştırma ve İstihbarat Bakanı İsrail Katz diye bir adam. Ne diyor? Erdoğan bizim için düşman görünümlü dosttur. Tekrar ediyorum. Erdoğan bizim için düşman görünümlü dosttur. Ne zaman söylemiş bunu? Hakaret etmiş yahu. 15 Ağustos 2017. Savcıları o göreve bize, davet ediyor. O bize bağırır. Biz ona cevap veririz. Onun sayesinde çok kazanımlarımız oldu.
15 Aralık 2017. Evet, iktidardan cevap bekliyorum. Bu doğru mu, değil mi? Doğruysa bunun karşısında nasıl bir cevap verildi hükümet olarak, Türkiye Cumhuriyeti Devleti adına? Değilse bu yazılıyor, çiziliyor, bunlara bir teksip gönderdiniz mi? Çünkü bu defalarca, ben bunu en az kendi adıma söyleyeyim, bilmiyorum kaç defa ama 4-5 sefer televizyonda yayınladım. Mesela bu akşam da yayınlıyorum ve diyorum ki lütfen böyle bir konuşmanın olmadığını söyleyin. Biz de rahatlayalım. Eğer İsrail İstihbarat Bakanı böyle diyorsa benim Cumhurbaşkanım için... Hakaret ediyor yahu adam. Cumhurbaşkanıma hakarettir. Evet. Hakaret bu. Evet. Sayın Bakan. Şimdi biz burada tabii Amerika Birleşik Devletleri diyoruz, İngiltere diyoruz, İsrail diyoruz falan. Bizim hiçbirimizin bu devletlere karşı, bu devletin unsurları milletine karşı hasmane bir tutumumuz yok. Neden olsun? Dünyadaki halkların hepsi evet. İnsandır ya. Ama son dönemlerde özellikle AKP iktidara geldikten sonra, geçen hafta da söyledik, Büyük Orta Doğu Projesi'nin icra edilmeye başladığı tarihten bu yana bu devletler Türk milletini bir hasım olarak, bir düşman olarak görmeye başladılar. Ve uyguladıkları bütün siyasi ve askeri politikalarda bize acı çektirmeye başladılar. Ekonomimizi sabot ettiler. Askerimizi şehit etmesine, terör örgütlerini desteklemek suretiyle sebep oldular. Şimdi onun için bu söylediklerimizin bu çerçevede değerlendirilmesi lazım. Dünyanın hiçbir yerinde bir devlet tarihini biraz evvel söylediğim sizi hasım olarak gören, düşman olarak gören bir yapıya mirasını, tarihini teslim etmez. Büyük bir kepazelik. Yani geçmişte birçok şeyi özelleştirirler. İşte SEKA'yı özelleştirirler, TÜPRAŞ'ı özelleştirirler, orayı özelleştirirler, burayı özelleştirirler. Bu da bir nevi özelleştirme. Eğer siz bunların işletmesini buralara veriyorsanız çok vahim bir olay. Bir de basında enteresan değerlendirmeler var. Giriş ücretleri 70 lira 80 liraya falan da zam gelmiş. Daha özelleştirmeden evvel. Yani bu millet kendi tarihini izleyebilme, görebilme hakkından da yoksun bırakılacak. Onun için çok vahim. Ama şeye gelelim. Biraz evvel siz gazete küpürlerinden alıntı yaptınız. Sayın Cumhurbaşkanı'nın dönemlerini hani nasıl tarihi milattan önce milattan sonra diye ikiye ayrılır. Sayın Erdoğan'ın dönemini milattan önce milattan başbakanlıktan önce başbakanken başbakanlıktan sonra cumhurbaşkanlığından önce ve cumhurbaşkanlığından sonra diye bence 6 bölüm ayırmak lazım. Bu her bölümde Sayın Erdoğan'ın yaklaşımları belki olgunlaştıkça, belki işin tehlikesinin farkına vardıkça farklı bir tavır sergilediğini görüyorsunuz. O geçmişte İsrail'le olan muhabbeti, o One Minutes'lı olayları, sonrasındaki yaklaşımları hep çelişkilerle dolu. Sayın Bakanım, biraz evvel bir Türkiye haritası gösterdiniz İsrail'le ilgili. Şimdi bu ören yerlerini değerlendirirken İsrail'in Türkiye üzerinde nasıl bir emelinin olduğunu da görmek açısından son gelişmelerle birlikte iyi değerlendirmek lazım. O bölgeler, şimdi belki S-400'leri zaman bulacak mıyız, bulamayacak mıyız? Ondan sonra Amerika'nın, İngiltere'nin, İsrail'in, Suriye'nin kuzeyinde bir güvenli bölge oluşturma çabalarının içerisinde hep o bölgeler, o İsrail'in vaat edilmiş topraklar dediği bölgeler hep o konuşulan, son dönemlerde güncel olan topraklar üzerinde bütün değerlendirmeler. Onun için çok dikkatli olmamız gerekir diyorum. Topu size atıyorum Sayın Bakan. Efendim, yani şimdi İsrail kökenli bir şirketmiş. Bizim ören yerlerinin ve mukaddes emanetlerin bulunduğu Topkapı Sarayı'nın işletmesinin 9 yıllığına birilerine verilmesi, yani İsrail şirketi diyerek biz yaklaştık. Tabii önemli. İsrail olmasa ne olur? Yani İsrail olmasa da İngiliz olsa, Alman olsa, yani herhangi bir ülke olsa niye veriyorsun arkadaş?
Türkiye devleti kendi ören yerlerini işletemeyecek kadar devlet olmaktan vaz mı geçti? Ne oldu yani? Asıl bence soru bu. Ya ne hakla veriyorsun ya? Bir de şu yani sanki bugünkü yönetim Türkiye'nin sahibi. Canın ne isterse onu yapar. Ya böyle bir şey olur mu? Yani satılmadık ne kaldı? Ne bulunursa bu da bir satma. 9 yıl ne demek? O 9 yıla bakmak lazım. Sonra uzatılır bu tür anlaşmalar. 9 yıl sonra bırakılmaz yani. Dolayısıyla işin kökü yanlış. Kökü yanlış. Nasıl böyle bir şey yapılır? Yani Kültür Bakanlığı'ndaki çok değerli insanlar bu konuda görüşlerini söylemiyorlar mı? Buna nasıl izin veriliyor? Yani mukaddes emanetler mukaddes ya da değil ama hak nezdinde mukaddes emanetler. 24 saat orada Kur'an okunuyor şu anda. Şimdi orası bir başka şirkete, İsrail ya da bilmem Arap, Ürdün falan. Ya kimseye verilmez bu tür yerler. İşin bence büyük yanlışı burada. Çünkü toplam bir söz söyleyeceğim. Birçok iş adamından, birçok kişiden şunu duyuyoruz. Devlet diye bir şey kalmamış artık. Devlet kurumları dağınık durumda. Yani akla mantığa aykırı şeyler. Cumhuriyetin bütün kazanımları satıldı, bitti. Cumhuriyetimizin Atatürk'ten başlayarak uzun bir dönem büyük teşviklerle, desteklerle hem devlet olarak yaptığı hem de özel sektöre verdiği desteklerle yine devletin eseri olan bütün üretim birimleri satıldı. Demek ki hepsi bitti. En son şeker fabrikaları, onlar da gitti. Ve sonunda her şey bitince sıra ören yerlerine geldi. Sonra nereye gelecek acaba? Nereye kadar gidecek? Duyduk ama teyidini ben almadım ama basında yer aldı. Bir takım binalar da satılıyormuş, devletin binaları falan da satılıyormuş. Yani bir de hani özelleştirme diye başladı. Hayır, bu iş özelleştirme falan değil. Bu iş doğrudan doğruya satılma. Yani işin kökü yanlış. Bu kadar söyleyeyim. Efendim? Gerçi mahkeme onu bozuyor falan herhalde. Tank palet fabrikasını 50 milyon dolar bulamadık deyip verdin ya Katar ordusuna. Evet. Olacak iş değil. Yani Katar'a satılması iyi de İsrail'e satılması kötü. Böyle bir şey yok. Yok. Bir de dış siyasette ve dış ilişkilerde kesin düşmanlıklar ve kesin dostluklar olmaz. Ya dış siyasetin birinci kaydısıdır bu. Bir ülke, bir devlet çıkarlarına göre, yararlarına göre günün dengelerini koruyarak kendisi için, ülkesi için en doğru olanı yapar. En doğru olanı. Bizim Filistin'le ilgilenmemiz sadece insani bakış açısıyla olmalıdır. Yoksa Filistinler bizim kardeşimiz, Yahudiler düşmanımız, aman saldıralım. Ya nereden bu Filistinler bizim kardeşimiz oluyor? Alparslan Türkeş'in YouTube'da da yer alan Filistin değerlendirmesi var. Araplar dostumuz mu değil mi? Şöyle bir meraklılar bir girsinler YouTube'a. Alparslan Türkeş ve Araplar ve Filistin'e girsinler. Bakın neler anlatıyor. Evet, bu Filistinler neler yaptılar? Filistinler vaktiyle bunu yaptılar, bize ihanet ettiler. Efendim Kudüs'ü işgal edenlerin yanında Filistinler vardı. Efendim İngiliz komutanı ayağını işte Selahattin Eyyubi'nin mezarına koyarak şöyle dedi. Biz işte yeniden Selahattin Eyyubi'den sonra asırlarca devam eden hedefimize ulaştık. Artık Kudüs Müslümanlardan alınmıştır ve Hristiyanlara geçmiştir derken yanında Filistinler vardı. Demiyorum ki o Filistinliler böyle yaptılar diye biz onların bugünkü insan haklarına sahip çıkmayalım demiyorum. Ama yani ebedi Filistin aşkı ve ebedi Yahudi düşmanlığı. Dış siyasette bu yok. Sayın bu bakan, yok. Doğu Akdeniz'de oluşturulan ittifakın içinde kimler var ona bakmak bakalım lazım. Bakalım kimler var buyurun. İşte evet, Mısır orada hepsi besbelli. Evet. Evet. Yani şimdi biraz evvel ifade ettiğiniz gibi yani ebedi dostluk, ebedi düşmanlık yok. Ama
Türkiye'ye karşı hasmani bir tutum içerisindeler. Ya yüzme mesafesinde, kulaç mesafesindeki yerlere adamlar geliyor, hak talep ediyorlar ve biz kendi hakkımızı savunmaktan aciz oluyoruz. İşte adalar meselesi, Doğu Akdeniz meselesi. Oradaki biliyorsunuz petrol ve doğalgazla ilgili Amerika'nın, İngiltere'nin Güney Rum kesimiyle ittifakı, bir bakıyorsunuz ittifak ettiği yerlere bakıyorsunuz Mısır orada. Bir bakıyorsunuz açıklamalar, bir bakıyorsunuz Suudi Arabistan, onun yanında İslam ülkeleri dediğimiz tırnak içinde bazı ülkeler orada. Hep Amerika'nın, İngiltere'nin, İsrail'in kuklası pozisyonundaki devletler hep benim ülkeme karşı hasmani tutum içerisine girmişler. Bu tek taraflı bir aşk. Türkiye'den bakış açısı bilhassa son işte 18 yıldan beri, 17-18 yıldan beri İslam devletleri aşkı. Ya bir de bu İslam devleti dediğiniz Arap devletleri aslında da. Bu Arap devletlerinde bir de Türkiye aşkı olsun. Ne olur iki taraflı olsun. Ya onlar da bizim yanımızda dursunlar milli meselelerimizde. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ni tanıyorlar mı? Hangi konuda yanımızda oluyorlar? Hiçbir konuda yanımızda olmuyorlar. Ya bu Filistinlilerin büyük kahramanı, efendim rahmetli şu meşhur bir kişi vardı, şimdi adı aklıma gelmedi. O dahi Türkiye'yi Kıbrıs'ta işgalci olarak ilan etti. Hiçbirisi canım bizim evet. Türkiye yanında ne? İşte şimdi ambargo koyun diyor, demin konuştuk. Evet. Şimdi bu maalesef önce bir şey paylaşmak istiyorum. Yani bu sizin de gördünüz bunu. Geçen hafta bu konuları biraz değerlendirince bayağı bir, geçen hafta bizim şeyde, bizim kuşakta bütün televizyon kanallarının içerisinde çok açık ara. Yani birse bizim program 7 ile yani katarak. Resmi rakamları burada televizyon yöneticileri ertesi günde açıklamışlar. Kamuoyuyla paylaşmışlar o reyting şeylerini. Ve dolayısıyla herkes izlemiş. Birçok insan izlemiş. Şimdi sosyal medyadan öğreniyoruz. Bazı arkadaşlar işte bazı televizyon kanallarında konuşmalar falan yapmışlar. Bazı cemaatlerden veya bazı tırnak içinde bir dincik geçinen bir takım kimseler veya bir televizyon kanalı sırf din böyle. Satıcısı. Din satıcısı bir kanal. Ve özellikle size ve bana öyle evet. O televizyon kanalı özellikle İslam düşmanıymış. Kemal Bey'le bize. İslam düşmanı ve bunlar. orada bir de böyle bir ukalalı şey yapıyor. İşte bunlar eski MHP'li. Bunlar ANAP'lı. Nasıl bunlar? Hepsi bunu milliyetçi, Müslüman bilindirdi. Bunlar nasıl İslam'a bu kadar aykırı işler yapıyorlar, konuşmalar yapıyorlar filan. İslam'a hakaret ediyorlar. Filan. Ne demişiz biz geçen hafta? Demişiz ki, göstermişiz. Evet, 80 yaşında bir herif, 8 yaşındaki kızla evlenmesi böyle bir şey olamaz, kabul edilemez. Vay, siz bunu böyle söylediniz de. Vurun. Şimdi bunun için bir şey, yani sizin için de geçerli de ama bunu bir başlık olarak söylemem lazım. Ben tekrar kendimle ilgili söylüyorum. Kim ne düşünüyorsa düşünüyor. Hiç de umurumda değil. Ben 25 yaşında, tekrarlıyorum, Allah nasip etti, rahmetli Türkeş, rahmetli annem, rahmetli MHP İstanbul milletvekili dayım Turan Koçal'la beraber, Tuğrul Türkeş vesaire, ailece nasip etti, hacca gittik. 2004 yılında arkadaşlar toplandılar. Dediler abi beraber gidelim. Umre'ye gittik. 2006 yılında demin de ifade ettiğim gibi bir arkadaşımızla beraber gidecektik. Son anda 2 gün önce kalp krizi geçirince ben niyeti bozmadım, gittim. Çok şükür. Üç sefer o kendi inancımızın şeyinde. Ve ben kendi adıma söylüyorum. Ve Ankara'da işte 42 sene oturduk. Bakanlık dönemi öncesinde ve sonrasında da. İnsanız değil mi? Sıkılırız. Hani insan her şeyden sıkılır ya, sıkılırız ya, insansın. Ben kendi ruhumu dinlendirmek için mesela hiç kimseye de haber vermeden bakanlık döneminde bile basar gider Hacı Bektaş Veli Hazretleri'nin türbesini ziyaret eder, bir dua eder, orada bir namaz kılar. Sayın o zamanki Selman Pakalı belediye başkanımızla oturur, bir sohbet eder, çorbasını içer, döner. Veya Hazreti Mevlana'ya gider. Herkes, hatta valiler filan, ya Sayın Bakanım siz gelmişsiniz, biz sonradan haber aldık filan. Bu benim iç huzurum, iç dünya. İç dünya. Ben İstanbul'da çok bakanken bile, yani
sabah gittiğimizde ben Eyüp Sultan'da sabah namazını kılardım. Ya bu benim rahatlatan şeyler. Ben kimseye hesap vermem. Bunların üzerinde de konuşmuş değilim. Konuşulacak bir şey değil benim ama şimdi siz kaldık, biz burada şimdi örneklerini de devam ettireceğimiz bir takım konulardan dolayı Yaşar Okuyan dinsizdir, imansızdır diyen kendisi imansızdır. Kendisi dinsizdir. Kendisi İslam düşmanı. Tabii İslam düşmanı tabii. Bir defa bunu şey yapayım. Yani, zaten de öyleler canım. Yani, şimdi onlar birkaç kadar İslam'a kimse zarar vermedi. Aynen. Şimdi bu onlar yüzünden insanlar İslam'dan dinden, firar ediyorlar. Şimdi bu akşam Sayın Bakanlarım, dörde ayırıyoruz bu konuyu. Birincisi çok çarpık İslam adına, İslam'ı kullanarak uyduruk bir takım şeyler, kafasına bir sarık çekilen işte bilmem ne cemaatinin lideri, bir bilmem neyin filan, hoca efendi filan deyip rezillikler içinde olanların da örnekler vereceğim burada. Bunlar bilinmeli. İkinci bölümde bunların karşısında Diyanet İşleri'nin takındığı tavırlar, fetvalar ki bu işin esas denetlemesi lazım gelecek olan Diyanet İşleri Başkanlığı. Üçüncüsü de siyaset, bazı siyasi partilerin ve siyasetçilerin Allah ile aldatmak, Kur'an'la aldatmak için uydurdukları yahu fetva veriyor ya adam, bakan ya. Onun örneklerini. Bakan fetva. Evet. Onun örneklerini. Abi, ve son bölümde de geçen haftada bir kısmını açıklamıştık. Yapılan son iki araştırma dini konularda halkın şeyleri itibariyle onu çünkü çok sayıda insan lütfen bir daha tekrarlayın diye mesajlar geldi sağ olsunlar. Bir de İmam Hatip okullarında geçen hafta değinmiştik onunla ilgili ve bir de Siyonist Yahudilerin Türkiye'deki 72 tarikatı biz kurduk diye açıklamaları. Şimdi doğruluğu yanlışlığı ayrı ama şunlardan sonra ben bu doğrudur demiyorum. Yani bunlar ama emareleri var. Şey yani ortalıkta da dolanır. Bununla ilgili mesela niye? Bu böyle bir saçma bir şeyse bunlar. Bunlara Diyanet niye müdahale etmiyor? Niye mahkemeye vermiyor? Benim söylemek istediğim o. Bu yalandır, doğrudur. Ben bilmem. Bakabilirim. Tabii. Bunu yani dört bölümde. Şimdi bakın. Şimdi gelelim şu saçma sapan, abuk subuk insanların şeyi. Şimdi ve bunlar nasıl? Televizyon kanallarında bazı dinci geçinen televizyon kanallarında dini dediğimiz sohbetlerde sorular ve cevaplar. Bir kısmı yani dini kullanan gazetelerde yazılan, çizilen. Bir kısmı kendine işte yanına almış 4 tane 5 tane adam. Şeyh uçmaz, mürit uçurur. Havalandırmışlar kafasında işte sarıktır, takkedir, şeyler filan. Ve Allah Allah, Şeyh Efendi filan. Bunların örneklerini. Ve en sonunda şunu özellikle şey yapıyorum. Türkiye'nin beka dediğimiz sorunu var ya, tekrar başından arz edeyim. Türkiye'nin en büyük beka sorunu indirilmiş Kur'an yerine, indirilmiş Cenab-ı Allah'ın indirdiği din yerine uydurdukları çıkarları için, iğrenç çıkarları için, her şeyin iğrenç çıkarları için uydurdukları ve İslam'a en büyük ihaneti, en büyük ihanetin daniskasını yapanların ortaya koyduğu şey. Şimdi bakın bir şeyde ne diyor? Soruyorlar bir televizyon. Ak İt diye bir televizyon var, orada sormuşlar. Eşi cehennemlik olan cennette kiminle nikahlanacak? Çok önemli abi. Çok önemli. Bütün işler. Belden aşağı diyorsun. Tabii. Şimdi bak sorulara bak. Cevaplara bak abi. Televizyonda. Ak İt. İşte geçen hafta bize onlar çok öpücükler atmışlar. Evet. Bir de benim kafamla uğraşmış birisi. Valla sizde saç var. Yaşar Okuyan'a saç ektireceğim diyor. Yalnız benim de saçlarımı yolduruyor. Sizi de yolduruyor. Galiba benden yolup size ektirecekler. Aynen. Bence çok isabetli olur. Eşi cehennemlik olan cennette kiminle nikahlanacak? Bak. Eşleri cehennemde olan mümin hanımlar cennetlik mümin erkeklerle evlendirilecektir. Cevap mı bu? Cevap. Alim söylüyor. Vay. Evet, bunları lütfen ekrana zoomlayarak getirelim. Yönetmen arkadaşımızdan da rica ediyorum. Tamamen bunlar gelsin ekrana. Tamamen hiç bizim... Evet, bunları okunsunlar çünkü. Evet. Mesela
çok tepkiye yol açan, geçen haftaki resmi yine göstereceğim. 80 yaşındaki adam 8 yaşında kızla evleniyor ve utanmadan bir de bunu resimler yapıyor ve şeye, yani şuraya bak. Bu mu İslam? Siz bunu söylediğiniz için İslam düşmanı olmuşsunuz. Tabii. Al. Bir kadın tırnağını kesse, çöpe atsa, bir başkası o tırnağı görse şehvete gelir. O kadın diyor mesuldür diyor. Ayakkabısına, bir kadın ayakkabısına evin önünde koysa kapıda, bir erkek bassa ondan şehvi duygular manyaktır ya. Bu ayakkabıdan şey yapan adam manyaktır, ruh hastasıdır. Geldim. Burada iki tane kadın ayakkabısı var. Allah. Şehvete geleceğim. Lan. Neyse. Bunlar tabii güzel örnekler. Al. Enflasyon, enerji sıkıntısı, güvenlik, deprem. Bütün bunlar diyor başımıza. Hepsi kot giden edepsiz kadınlar. Edepsiz sensin. Edepsiz kadınlar yüzünden. Şuraya bak. Surata. Enerji mi sıkıntı var? Kottan. Bu kot giyen kadınları... Şuraya bak. Güvenlik, deprem mi? Hep onların yüzünden. Mesela deprem dedin. Bir başka ulema vaaz ediyor. Şimdi çok örnekleri var. Şimdi deprem deyince orada. Deprem diyor Manisa'ya doğru geliyordu. Hemen diyor Allah katına gittim, durdurdum onu diyor. Vay anasını ya. Bunu alacağım. Abi. Öpeceğim. Bana vereceksin, ben onu öpeceğim. Ha öpme dedik. Bak geçen hafta da gösterdik. Şeyhin geçtiği yolu öpenler. Şuraya bak. Abi ben bu Diyanet İşleri Başkanı'na çağrı yapıyorum. Ya bunları görmüyor musunuz? Diyanet İşleri Başkanı, Sayın Başkan. Ya bunlar İslam'a uygun mu? Ya bunları aydınlatsanıza. Memleket nereye gidiyor? Al. Bu örnek Türkiye'nin dışında ama fark etmiyor. Bizde de benzeri başka bir versiyonuyla var. Adam oturmuş, bu yurt dışında bir yer, elini öperken para sayıyorlar. Öpme parası mı? Evet. Ve elini uzatıyor, bankrot sayıyor. Şimdi benzeri bir şey, bizim bazı böyle dini kullanan sahtekarlar, işte bilmem buranın gideri var, bilmem ne deyip milleti yolluyor. Benzeri bir şey. Şimdi, bakın. Yani şimdi ne diyeceğim abi? Yani sonra Yaşar okuyan işte bilmem ne bunu. Peki. Emine Şenlikoğlu var. Tam Şenlikoğlu. Muhafazakar bir yazar. Kapalı şeyle geziyor. Kitapları çok satıyor. Dondurmanın amacı fuhuş. Bak. Dondurmanın neden? Abi yalıyorsun çünkü. Bak. Dondurma nasıl yenir? Alacaksın, yalacaksın değil mi? Karıya bak. Dondurmanın amacı fuhuş. Ve bu diyor ki, bak, dondurma alanların hepsinden ahirette davacı olacağım. Bak, öbür tarafa gidecek. Mesela ben dondurma yiyorum her gün. Benden davacı. Ulan seninle ne işin var lan? Ne davacı, ne, hangi, kaçıncı ceza mahkemesi? Asliye ceza mı? Dondurma yiyenden, abi kendi lafı. Şunu diyebilirsiniz. Ya meczup mu? Ya ben bilmem. Efendim, ama söylediği bu. Kitapları çok satıyor. Tabii. Peki. 150 bin falan satıyor. Ve bu bir de diyor ki ya şu İstiklal Marşı'na saygı duruşunda durmak hiç hoşuma gitmiyor. Zaten meslesi de bir tuhaf. Ne diye ayakta durulur diyen bir kadın. Bitmedi ama bu çok önemli. Çok önemli. Şimdi bunu söylüyorsun sen. Güzel. Harika. Dondurma yiyenden ahirette hesap şey... davacı olacağım. Peki dondurmayı Sayın AKP Genel Başkanı da yiyor. Ondan da hesap soracak. Şimdi öbür tarafta sen şimdi Tayyip Erdoğan'dan ahirette davacı mı olacaksın? Şimdi şu, bize izleyenler şu gelebilir. Ya Yaşar Ok ya. Bir mezup kadından bu kadar bahsetmenin gereği var mı? Ne mezubu canım? Yok. Peki. Ne mezubu? Yok da. Tanınmış bir İslamcı yazar o. Aynen ama bitmedi. Bakın, Çanakkale'nin Biga ilçesinde Milli Eğitim Müdürlüğü. Şimdi neden
ben öfkeli anlatıyorum bunu. Resmi yazı yazıyor okullara. Bu hanımefendi Emine Şenlikoğlu konferansı var. Bütün kız öğrencileri konferansa götürün diye. Demek ki meczup görülmüyor. Yani Sayın Cumhurbaşkanımızdan bile dondurma yediği için öbür dünyada ahirette hesap soracak olan bu kadının konferansı için Milli Eğitim Müdürlüğü okullara yazı gösteriyor. Şimdi demek ki muteber bir vaziyet. Şimdi çok şeyler var ama esas siyasetçilere de geleceğiz tabii. Öyle az buz değil. Geçenlerde söyledim, hiç şu ana kadar gelmedi. İşte ismini de veriyorum. Rıfat Okutan, Isparta İlahiyat Fakültesi Dekanı. Cinsel ilişki sırasında şeyinizi düşünürseniz çocuğunuz ahlaklı olur. Profesör bu ya. Ne yapacağız abi? Sayın dekanla ben bunu belki 20 defa şey yaptım ve çağrı yaptım. Bak yine söylüyorum. Sizin yazdığınız kitaptan bu alıntı söylüyor. Gelin yanlış deyin bunu. Bu iddia yalan değil. Ve gelin burada biz size söz vereceğiz. Bunların kitaplarında var o zaten. Var. Şeyhinizi. Peki cinsel ilişki sırasında şeyhinizi düşüneceğim çocuk ahlaklı olur. Daha sağlam ahlaklı olmak için istersek ne yapacağız abi? Arada kaynamasın çocuk. Ya böyle din yok. Böyle bir din yok. Alın. Bak. Şuraya bak. Yerlerde sürünerek şıkların ayaklarına gidiyorlar. Ayak yerlerde sürünerek. Şuraya bak. O da Fethullah. Sağ taraftaki. Fethullah'ın huzuruna bak. Öbürü de cami cemaati şeyden. Yerlerden sürükleniyor ya. Fethullah'ın önüne böyle sürünüyor lan. Bir ilkokul mezunu, meczup. Elimi öpen cennete gidiyor. Uşşaki tarikatı lideri. Fatih Narullah. Vaaz veriyor. Vahiy gelmiş. Ben ya. Diyor elimi vermek istemiyorum ama Cenab-ı Allah'tan bana bir şey geliyor. Vahiy gelmiş can. Esirgeme o Müslümanlardan elini diyor. Bak. Elini öpmekten ibaret mi? Daha dehşetleri var. Al. Şey, bu da bir uydurma şef. Yani bunlar zaten hepsi. Abdullah Yolcu diye bir herif. İsimlerini söylüyorum canım. Yalan sezdesinler, yalan bu. Cariye caizdir. Nikah şart değildir. İstiyorsan 100 tane al. Çüş. Abi ne? Sadece bu değil canım. Birçokları söylüyor. Ya tamam ben elinde geçti söylüyorum. Yani bunun bu bir tane olsa bir şey değil tabii. Cariye caizdir, nikah şart değil. Şöyle diyorlar. Nikahta gerekmez, rızası da gerekmez. Tecavüz serbest yani. Tabii canım. İşte IŞİD bu fetvalara göre ele geçirdiği yer kadınların rızına geçiyor. Bir ilde. Çünkü onlar cariye. Evde kalmış kızlara bir hoca efendi varmış. Okuyormuş, koca buluyormuş. Muska yazıyormuş. Antalyalı Mümin Hoca. Ben bu işi kadınlara hizmet aşkıyla yapıyorum diyor. Muskayı kendilerine gelen kadının rujunu dudaklarına sürerek yaptığı ve dudağını kadının göğüslerine iyice bastırıp tutarken içinden 5 dakika dua okuyor. Allah. Göğsünün üzerinde okumuş. Hoca gitti öbür tarafa. Evde kalmış kızla koca buluyor abi. Kocadan önce hocanın... Hoca buluyor. Al. Şeyin ipine tutunca günahların affedileceğini zanneden enteresan tipler. Bunlar Türkiye'de olanlar. Onlar onu Allah'ın ipi diyorlar. Şuraya bak. Cami içinde ip tutuyorlar. Al. Bir Suudi din adamı. Yani bunların nerelerden kaynaklandı? Diyor ki İslam'a göre eşcinsellik, sapkınlık ve suç değildir diyor. Haram değildir diyor. Nereden kaynaklandı? Al kafası, saçı saçı başı kapalı. Ama görüntü fena değil abi. Bak. Kapı kapalı. Kafası kapalı ama saç gözükmeyecek abicim. Bak evet. Yanlış anlıyorsun. Tek kılı görünmez. Ha. Sen gerisi. Annenle olsa bile diz kapağının üstü tahrik eder. Şuraya bakın ya. Ya bir şimdi
O geçen sefer söyledik, Lüks Kefen takımları bilmem ne filan, onları tekrarlamıyorum. Al, Ensar Vakfı'nda işte mahkeme kayıtlarına geçen şey. Çocuklara diyor, şey duyuyorum diyor ve ilişkiye girdim diyor. Efendim? İlişkiye girdim çocukları. Irzına geçmiş canım. Ensar Vakfı. Milli Eğitim al. Bunlara emanet edilmedi mi? Al al al, bak bak bak. Bunların yurt dışındaki Müslüman. Bak götürüyor kızı. Görüyor musun? Nasıl? Bunlar mı Müslüman? Bunlar mı Müslüman? Hamile kalmak için kitaplar var. Nasıl hamile olacaksınız? Önce Eûzü Bismillah diyeceksiniz. Al. Ensar Vakfı ilim ve irfan yuvasıdır. Kim diyor bunu? Hayran olduğum pek sayın Cemil İpekçi. Canım benim. Bak, Ensar Vakfı ilim ve irfan yuvası. Lan orada bir sürü... Onu söylüyor ne oluyor? O da onu söylüyor al, zaten. Al, uçakta diyor herif. Mescit olsa uçak düşmez diyor. Mescit olmadığı için... Fena. Cansız mankene saldırıyorlar. Beyoğlu'nda bir yerde, şuraya bak, manken var. Kartal Özel Çınar Anaokulu'nda kız çocuklarını, anaokul, çocuklar, kız çocuklarını erkeğe köle olarak yetiştiriyor diye bir iddia var. Bunu açıklasınlar. Doğru mu değil mi? Bakın şimdi orada görüntüler var. Ayağını yıkatıyor kıza. Şey, çocuğa. Bu sapkınlık değil mi? Al. Bir yobaz buyuruyor. Efendim, kadınlar çalıştığı için paranın bereketi olmuyor diyor. Kadınlar çalışmayacak, eve attın abi. Al, geçen hafta da gösterdik. Bak, imam, bu Diyanet. Şimdi bunları ben gösteriyorum. Bu ne yapıyor? Aradan, buyurun. İmam ne yapıyor? İmam orada? Cenazenin başında selfie çektiriyor. İmama bak abi. Ha. Daha dehşeti var, bunu okumayacağım. 19 yaşında kanserden ölen bir genç kızımız kanserden ölüyor. İlini de söylemeyeceğim. İsteyenler burada. Vefat ediyor. İmam Hatip hocası cenazeyi kıldırdıktan sonra gece mezarı açıyor. Ondan sonrasını söylemiyorum. Söylemeyiz. Ara veriyoruz. Aradan sonra Sayın Bakanlardan şu örnekler ve siyasetin bazı şeylerin örnekleri üzerinde değerlendirme alacağım.